Çocuklarım beraberiz yine. Şimdi geçen dersimizde milli bayramlarımız ve dini bayramlarımızı ben anlattım. Şimdi bir de görüntülü olarak dinleyelim. Bu bayramlarımızın özellikleri görüntülü şekilde de seyretmiş olalım. 23 Nisan. Aferin Deniz. Tam adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Atamız bugünü neden bayram ilan etmiş, o tarihte neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Yurdumuzu işgalden kurtarmak için Atatürk ve Türk halkı büyük bir dayanışma içindeydiler. Bu dayanışma sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattılar. Atatürk mücadelenin devam etmesini ve birlik beraberliğin sürdürülmesini istiyordu. Ayrıca Türk halkının ülke yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Türk halkını ülke yönetimine söz sahibi yaptı. Kurtuluş Savaşı Türk halkının desteğiyle devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu güzel günü Atatürk çocuklara bayram olarak armağan etti. 23 Nisan'da dünyanın değişik ülkelerindeki çocuklar bizim ülkemize gelirler. Kendi ülkelerinin halk oyunlarını oynarlar. Dostluk ve barış içinde eğlenceler yapılır. Atatürk 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma vapuruna binerek Samsun'a gitti. Atatürk halkı birlik ve beraberliğe çağırdı. Türk halkı birbirine sımsıkı kenetlendi ve böylece Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Atatürk bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etti. Atamızın gençlere armağan ettiği bu bayramımızın adını bilen var mı? Dayanışması ve vatanseverliği sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ve bağımsızlığımıza kavuştuk. Atamız bu zafer gününü 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak ordumuza armağan etmiştir. Her 30 Ağustos'ta törenler yaparak bu büyük zaferi coşkuyla kutlarız. Bu resimler sizleri neler hatırlatıyor çocuklar? Aile toplanmış. Neyi hatırlatıyor? Çok da güzel yiyecekler var masada. Evet, şimdi ben devam ettiriyorum. Akrabalarımızı ve komşularımızı ziyaret eder, ellerini öperiz. Büyüklerimiz de bizlere hediyeler verirler. Biz bayramlarda anneanneme gideriz. Anneannem bize sevdiğimiz yemekleri yapar. Ben sizler kadar küçükken bir köyde yaşardık. Annem de babam bayram için yeni elbiseler ve ayakkabılar alırlardı. Elbiseleri bir yastığımın altına koyardım. Yeni elbise ve ayakkabımı giyeceğim için bayram gecesi heyecanlanır, sabaha kadar uyuyamazdım. Bayram sabahı kalkar, hemen elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyer, annemle babamın ellerini öperdim. Ailecek bayram kahvaltısı yapardık. Daha sonra büyüklerimizi ziyarete giderdik. Bayramlarımız birlik ve beraberliğimizi arttırır ve neşe içinde geçiririz. Özellikle büyükler çocukların mutlu olmasını isterler. Çocukların mutlu olup sevinmesi için de harçlıklar, şekerler ve hediyeler verirler. Bakalım, şu sorularımızı da yapalım. Neden bayramları doğru yerlerine taşıyın? Evet, neden bayramları bir taşıyalım? Milli bayramlar, dini bayramlar. Milli bayramlara. Evet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bunlar milli bayramlar çocuklar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet, bu dördü milli bayramlarımız. Atatürk'ümüzün ve şehitlerimizin tabii ki beraber bize armağan ettiği bayramlar.
Evet, hemen dini bayramlarımıza geçelim. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Evet. Milli bayramların ilan edilmesine sebep olan önemli olayları bayramlarla eşleştirin. Şimdi burada ilgili bayramın altına sürükleyin. Evet. Bu neydi? Bu neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Bunu biz 23 Nisan'dı ve atamız kime armağan etti? Bize. Çocuklara. Bu Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da atamız nereye çıktı? Nereye çıktı? Samsun'a. Ve 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etti. Evet, Cumhuriyet Bayramı. Evet, atamız burada. Atamız ne yapıyor? Cumhuriyetimizi ilan ediyor. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Burada artık düşmanların en sonuncusunu da ülkemizden kovduğumuz gün. Yani hiçbir düşman ülkemizde kalmadığı gün. Evet, Zafer Bayramı. Doğru ifadeler için yeşil, yanlış ifadeler için kırmızı butonu ortaya kaydırın. 23 Nisan'da kutladığımız bayramımız çocuklara armağan edilmişti. Doğru mu? Evet, doğru. Kime armağan edildi? Çocuklara. Evet. 29 Ekim Ramazan bayramıydı. Doğru mu? Değil. Tabii ki. 29 Ekim neydi? Cumhuriyet bayramımızdı. Yanlış. Evet. 30 Ağustos günü Zafer Bayramı'nı kutlarız. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gençlere armağan edilmiştir. Doğru mu? Evet, atamız armağan etti ya. 19 Mayıs'ı. Evet, dini bayramlarda okullarda törenler düzenlenir. Dini bayramlarda düzenleniyor muydu çocuklar? Hayır. Biz evlerimizde yapıyorduk onları. Evet. Yanlış. Evet. Milli bayramlarımızı Türk milletine Atatürk armağan etmiştir. Doğru mu? Tabii ki doğru. Milli bayramlarımızı. Evet. Milli bayramlarımızı tam yerleri uygun ifadelerle tamamlayın. Evet, şimdi tamamlayalım bakalım. 29 Ekim bu boşluğu bayramı. 29 Ekim ne bayramıydı? Evet. Dinliyorum sizi. 29 Ekim ne bayramıydı? Evet, Cumhuriyet. Evet, Cumhuriyet bayramıydı. Evet, burada bakın, Kutucuk Ulusal Egemenlik ve Kutucuk Bayramı. Ne yapıyorduk? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi neydi? 23 Nisan. Aferin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. 30 Ağustos. Hani düşmanların hepsini böyle hepsini yok etmiştik. Ülkemizden. Ne bayramıydı? Ne ilan ettik orada? Zafer. Evet. Zafer bayramı. Evet. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramı. Ne kutucuğun içine? Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı. Şimdi konuya dönelim. Bakalım burada bayram kutlamalarıyla ilgili, törenlerle ilgili neler varmış. Burada bakalım şimdi. Şimdi burada diyor ki, bunu büyüteyim ben. Büyüteyim. Heh.
olayım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Bayramın tarihi ne zaman? Doğru. 23 Nisan. Neden bayram yapıyoruz? Eşleştirin diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Burada. Şu. Evet. Kime armağan edilmiş? Kime armağan edilmiş? Bakıyoruz. Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan edildi diyor. Şunu da işaretleyelim. Evet. Şimdi ikinciye geçtik. Zafer Bayramı. Zafer Bayramı. Bayramın tarihi ne zaman? Burada karşısına 19 Mayıs koymuş. Değil 19 Mayıs. 30 Ağustos. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Neden bayram yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı çünkü o gün. Evet, kime armağan etmiş? Kahraman, Türk ordusuna armağan edilmiş. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihi kaçtı çocuklar? Atatürk'ü anma hani gençliğe hitap etmişti? 19 Mayıs. Aferin. 19 Mayıs'ı işaretleyelim. 23 Nisan işaretlememişiz. 19 Mayıs. Neden bayram yapıyoruz o gün? Atatürk Samsun'a gitti çünkü. Şurada Atatürk Samsun'a Bandırma adlı eski bir vapurla İstanbul'dan nereye gitti? Samsun'a gitti o gün. Ve orada neyi başlattı? Kurtuluş Savaşı. Yani milli mücadeleyi başlattı. Evet, Atatürk Samsun'a gitti. Tarih 19 Mayıs. Ve kime armağan ediyoruz bunu, bugünü? Türk gençliğine. Evet, Türk gençliğine armağan ettik. Peki, Cumhuriyet Bayramı kaldı. Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi 29 Ekim. Neden bayram yapıyoruz? Cumhuriyet ilan edildi. Ve kime armağan edildi? Türk milletine armağan edildi. Evet, şunun altına da bakalım. Görselde gördüğümüz diyor evde neler oldu diyor. Görselde gördüğümüz evde neler olmuş? Şurada bir sileyim. Evet. Bu neden bir araya gelmiş olabilirler diyor. Neden bir araya gelmiş olabilirler buradaki insanlar? Bakın bence bir siz de söylediniz, ben çok iyi duyuyorum. Bence bir dini bayram bu. Bakın çocuklar annelerinin ve babalarının ellerini öpüyorlar. Bayram günü kalkmışlar, tertemiz giyinmişler ve büyüklerinin ellerini öpüp bayramlarını kutluyorlar. Değil mi? Hemen küçültelim. Evet. Dinliyoruz. Birincisi, kurban
Kurban Bayramı milli bayram olur mu? Kurban Bayramımız dini bir bayram. Evet, ikincisi Ramazan Bayramı'nın diğer adı Şeker Bayramı'dır. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. 23 Nisan çocuk bayramı olduğu için büyüklerimizden harçlık alırız. Doğru mu? Hayır, bayramlarda değil mi harçlıklar veriliyor? Ama annelerimiz, babalarımız bize yine de verebilirler. Ama çoğunlukla dini bayramlarda harçlıklar verir büyükler. Yanlış. Evet, Ramazan bayramında aile büyüklerini ziyaret ederiz. Doğru mu? Evet, evet, aile büyüklerini. Ne dedik? Büyüklerimize evlerine gidip ziyaret edeceğiz. Ellerini öpeceğiz, değil mi? Onlar da artık çok sevinçten bayılıyorlar. Çünkü torunlar gelmiş, onların ellerini öpüyorlar. Bayılıyorlar o büyüklerle. Evet, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. Doğru mu? Doğru. Aferin benim çocuklarıma. Evet, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günüdür. Doğru mu? Evet, o da doğru. Doğru. Ramazan bayramı 4, kurban bayramı 3 gündür. Yanlış, tam tersi. Ramazan bayramı 3 gün, kurban bayramı 4 gün. Evet, yanlış yazdık. Dini bayramlarımızda okullarda tören yapılır ve şiir okunur diyor. Dini bayramlarda. Hayır. Milli bayramlarımızda, bu da yanlış. Milli bayramlarımızda biz okullarda ne yapıyoruz? Görsele bakalım. Görsellerden hangisi dini bayramlardan birine hazırlıktır? Dini. Dini bayram. Milli değil. Dini. Bu ne? Bu bir milli bayram. Bu ne? Bu da bak sınıfını süslüyor. Bu da bir milli bayram. Dini bayram. Bakın bayram için annesi babası giyecek almış. Giyecek ertesi gün yepyeni. O gece uyuyamıyor sevinçten. Yarın olsun da bayramda ben kıyafetlerimi, cicilerimi giyeyim diye. Evet, evet, bu tabii ki. Şimdi çocuklardan hangisi milli bir bayramla ilgili yaptıklarını söylüyor? Şimdi birinci çocuk diyor ki bayramda arkadaşlarımla birlikte halk oyunu oynayacağız. İkincisi diyor ki bayramda ailemle birlikte babaannemleri ziyaret ettik. Hani hangi bayramda büyükleri ziyaret ediyorduk biz? Dini bayramda. Bu da diyor ki bu çocukcağız da bayramda gelen misafirlere güzel yiyecekler ikram ettik. O da bir dini bayram. Misafirler gelmiş bayramlaşmak için. O zaman hangisi milli bir bayramla ilgili diyor? Evet, bayramda arkadaşlarımla birlikte halk oyunu oynayacağız. Evet, çocuklar, bizim görsellerle ilgili de bayramlarımızı seyrettiniz. Ben istedim ki benim anlatmamın dışında görerek resimlerle de bu bayramlarımızı biraz daha iyi anlayın. Mini değerlendirmeler de yaptık. Bu dersimiz inşallah bayramlarımızı çok iyi anlamışsınızdır. Ve inanıyorum ben anladığınıza. Ve sizi seviyorum. Hoşça kalın.